Değerli TVB izleyicileri, Tarih ve Kültür programına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Karadeniz'den Hazar'a Kavkasya. Konuşmacımız araştırmacı yazar, tarihçi Oktay Fakıoğlu Bey. Sayın hocam hoş geldiniz. Merhaba Mehmet Bey. Biz bugün bir gezi inceleme üzerine hazırlanmış bir kitap çalışmasından Kafkasya bölgesindeki bazı ülkeleri göreceğiz. Kafkasya, sayın yönetmenim, fiziki haritayı verirsek Kafkasya bir dağ sırasıdır Mehmet Bey. Karadeniz'den başlayıp Hazar Denizi'ne kadar uzanan bir coğrafyanın yeryüzü şekilleri itibarıyla Kafkas Dağları, Kaf Dağları'ndan bahsedilir. Masallarla da bu dikkatimizi çeker. 2019 geçen sene Ağustos ayında evet Kafkasya'yı gördük. Değerli izleyicilerimiz, işte Karadeniz'den Hazar'a kadar uzanan o uzun çizgi Kafkasya Dağları'dır. Kafkasya Dağları buradaki devletleri veya bir anlamda insanları, toplulukları, halkları iki bölüme de ayırır. Kuzey Kafkasya ve Güney Kafkasya diye buradaki ülkeleri iki gruba ayırırız. Biz bugün Kuzey Kafkasya ülkelerini göreceğiz. Hangileri var? Adige Cumhuriyeti var, efendim Karaçay, Çerkez, Kabardey, Balkar, Kuzey Ossetya, diğer adıyla Alanya, efendim Ingushetya, Çeçenistan ve Dağıstan Cumhuriyetlerini göreceğiz. Dağıstan bölgesinin güney tarafındaki Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan, bunlar da Güney Kafkas ülkeleri olarak geçiyor. Dolayısıyla bu üç ülke kısmet olursa başka bir programda üçünü ayrıca bir değerlendireceğiz. Evet, Kafkasya böyle. Yani bir ucu Karadeniz'de, bir ucu Hazar'da. Buralar tabii ki doğal olarak çok eski dönemlerden itibaren de Türklerin yerleşmiş olduğu bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Osmanlı Devleti'nin zamanında mesela 1570'li yıllarda Kafkasya bölgesi tamamen Türkiye'ye bağlanmış ve Osmanlı sınırları Hazar Denizi'ne kadar, Dağıstan bölgesine kadar uzanan geniş bir coğrafyayı kapsıyordu. Ne var ki efendim 18. yüzyıldan itibaren Rusya yukarıdan Kırım bölgesinden Azak Kalesi'ni aldıktan sonra 2. Viyana kuşatmasından sonraki süreçte yavaş yavaş Kafkasya bölgesine kadar inecek. Ve bugünkü yaşanan olayları da dikkate aldığımızda 21. yüzyılda bile artık Kafkasya'dan Rusya olmadan buraların siyasi ve ekonomik sosyal tarihinden mutlaka Rusya'yı da bu işin içine katmak durumunda olacağız. Sayın yönetmenim, kameramanımız, bu kitabımızı bir tanıtalım. Bu bir Mehmet Bey, sayın seyircilerimize tavsiye ediyoruz. Yeni yayınlandı. Ocak 2020 çıktı. Biz tabii ki kitapçıda yeni gördüğümüz için bizim için yeni oldu. Bu biraz önce bahsetmiş olduğum 7 ayrı Rusya Federasyonu'na bağlı özerk cumhuriyetlerin sosyal yapısı, fiziki yapısı, siyasi özellikleri, kültürel durumları üzerinde, folkloru üzerinde, sanatı üzerinde efendim alalım hemen sayın yönetmenim. Evet, Kuzey Kafkasya'da Türk izleri diyor. Profesör Doktor Ramazan Özdemir ve Özcan Civan beyefendilerin birlikte hazırlamış olduğu kitaptır. Palme Yayın Evi, Ankara 2020, 336 sayfadan ibarettir. Evet, kitabımız bu şekilde. Güzel de hazırlanmış, içinde tabii ki bol bol da bulundukları şehirleri, ülkeleri ifade eden resimler var Mehmet Bey. Aynı zamanda sadece bir gezi kitabı değil, yani bir tarih de var burada. Mesela diyelim ki bu cumhuriyetleri anlatırken oranın tarihi özelliğinden bahsediyor. Sosyolojik yapısından, dini yapısından bahsediyor. Sadece görmüş olduğu yerlerin, gezip gördüğü yerlerin coğrafi özelliklerinden bahsetmiyor. Bu bakımdan da kıymetli bir kitap. Tarih ve coğrafya bölümlerinde okuyanlar için de veya Türk dünyasına, Kafkasya coğrafyasına efendim kıymet veren, oraları merak eden insanlar için de önemli bir çalışma ve hatta efendim her bölüm içinde, her cumhuriyet için efendim bitiminde de kaynakçaları var. O konuda hazırlanmış efendim kaynakça veriyor. Mesela diyelim ki diyelim burada Adige'yi özel cumhuriyetini anlattıktan sonra burada o konuyla alakalı olarak yazılmış, ulaşılabilecek özellikteki kaynak kitaplara da yer vermesi
hoş bir şey. Güzel yani, ben beğendim. Dolayısıyla da Ramazan Bey'e ve Özcan Bey'e teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun, ellerine sağlık. Yazarlarımız hakkında kısa bir bilgi de verelim. Dolayısıyla efendim Profesör Doktor Ramazan Özdemir beyefendi aslında Elazığlı, Keban kazasından bir köyünden, Gökbelen köyünden kendisi. İstanbul Üniversitesi efendim biyoloji bölümü mezunu, biyolog kendisi aynı zamanda. Çok sosyal özelliği de var. Değişik kuruluşlara da aktif üyesi aynı zamanda efendim. Ve Özcan Bey de aslen Adana Yüreğir ilçesine bağlı Sağdışlı köyünden kendisi. Yüksek makine mühendisliği bölümü mezunu, emekli kendisi. Efendim turizmle de ilgileniyorlar. Dolayısıyla bu gezimiz, gezi kitabımız aynı zamanda Mehmet Bey 18 Ağustos 2019 yani bir sene kadar önce İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan efendim haritamızı verebiliriz sayın yönetmenim. Efendim siyasi haritamızı verelim. İkinci haritamız. Oradan Krasnodar şehrine Rusya Federasyonu, öbürü evet. Diğeri ikinci haritamızı verebiliriz. İkinci haritamız. Oradan 26 kişilik bir gezi grubuyla beraber yapmış oldukları seyahatleri bu. Turistik bir gezi oluyor. Burada yaşadıkları olayları, başlarına gelen ilginç olayları, bizim de bir tecrübemiz oldu yani. Çünkü gezide nasıl olur, nelere dikkat etmek gerekiyor? Çünkü efendim sayı çokluğu o kadar önemli değil ama yaşadığı bir takım sorunlar efendim veya güzel hatıraları, yani notlar almış, bir anlamda günlük notlar da almış, bunları çıkarmış. 18 Ağustos'ta yola çıkmışlar. 29 Ağustos'ta da efendim Türkiye'ye geri dönüş yapmışlar. Aşağı yukarı ortalama 10-12 günlük bir gezidir bu. Şimdi sayın seyircilerimiz, bu gezimiz sırayla, bakın en efendim ekranımızın sol tarafından yukarıda Adige Cumhuriyeti var. İlk olarak geziyi oradan başlamışlar. Haritalara bakalım. Bakın Ruslar bakın bu Adige Cumhuriyeti, hani bu meşhur bayrakları da görüyoruz. Hani 12 tane yıldız ve 2 tane ok. 3 tane de ok ibaresi vardır. Bakın Adige Cumhuriyeti, tarihi Çerkezistan olarak bilinen o bölge, denize bağlantısı kalmamış ve yani çok böyle garip bir sınır çizilmiş, yani öyle ilginç. Ve mesela oradan Adige'den ayrılarak şeye geliyorlar, Karaçay Çerkez Cumhuriyeti'ne gelecekler Mehmet Bey. O aradaki çizgi Rusya Federasyonu. Yani sınırlar birbiriyle temas bile etmemiş. Ruslar öyle bir ayrım yapmış. Ondan sonra Kabardey-Balkar Cumhuriyeti'ne gelmişler. Birer ikişer günlük gezidir bu Mehmet Bey. Onun arkasından Kuzey Osetya. Sonra önceden Çeçenistan'a bağlı olan efendim Inguşetya var. Inguşetya'dan sonra Çeçenistan'a geçmişler ve efendim Kafkasya bölgesinin nüfus ve coğrafi alan itibariyle en büyük özel cumhuriyeti olan efendim Dağıstan bölgesine gelmişler ve Dağıstan'dan da Mohaçkale'den de oradan tekrar uçakla Türkiye'ye dönüş yapmışlar. Şimdi bakalım bu kitabımızda nelerden bahsetmişler. Bunlar üzerinde duralım. Biraz da yorum yapalım tabii ki bunlar üzerinde. Yani mesela Kafkasya halklarının gruplandırmasını ele almış. Efendim burada Ramazan Bey ve Özcan Bey birlikte bu çalışma güzel. Yani oldukça biz farklı mesela gezi kitaplarına da bakmıştık oradan da, ama burada gezinin dışında okuyucuya ilginç güzel bilgiler de veriyor. Efendim mesela Kafkas halklarının gruplandırması demiş. Mesela Abhaz Adige grubundan bahsetmiş. Efendim Naku Dağıstan grubundan bahsediyor. İkinci sırada bunların alt grupları var. Hint Avrupalılar diyor, Turaniler diyor. Efendim Slavlar grup gibi değişik gruplardan bahsediyor. Ve bunları yazarken de aynı zamanda kaynak isimleri de vermiş. Bizim de işimize yarayacak. Mesela ben burada dikkatimi çekti. Ramazan Şeşen tercümesi bu. İslam coğrafyacılarına göre Türkler ve Türk ülkeleri, Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü yayınları. Ama bu son zamanlarda yanlış hatırlamıyorsam Bilge yayınları tarafından da yayınlanmış olabilir. Mesela örnek. Şimdi Adige Cumhuriyeti'nden başlayalım mesela Mehmet Bey. Adige Cumhuriyeti, bakın en batıdaki, yukarıdaki Adige'yi yazıyor. Yani Rusların işte yapmış oldukları koskoca Çerkezlerin ana vatanını
ne hale getirmişler. Şekil bile garip olmuş. Ve öyle öyle bir durum ki Mehmet Bey, biliyor musunuz? Bakın yani Adige grubunun merkezi olarak bulunduğu o bölge Çerkezistan, tarihi Çerkezistan diye geçen o bölge Mehmet Bey. Orada bakın Çerkez nüfusun %27'sidir, biliyor musun? 4 kişiden bir tanesi. Ve %68, %69 oranında Rus. Yani Rus nüfus var orada. Burası başkenti Maykop. 1937 yılında burası başkent yapılmış. Başkentin nüfusu 150 bin. Ama bu Özerk Cumhuriyeti'nin toplam nüfusu ortalama efendim buranın 500 bin ortalama toplam nüfusu. Yani 500 binin buradan neredeyse 500'ün yarısı, yani 120-150 bin civarı ancak Çerkez asıllı, diğerleri başka bir şey. Yani 7790 kilometre kare. Tabii ki burada nüfusun, Çerkezlerin bir kısmı Müslüman. Yani bu da ortalama %13 Hanefi. Dolayısıyla Ruslar, bir miktar Ermeni de var mesela burada. Ruslar zaten yani Ortodoks, bir kısmı ateist mesela. Dolayısıyla buradaki Çerkez nüfusun bir kısmı da tabii ki bu eski Rusların etkisiyle çok az bir miktarı da Hristiyan, ateist olan bir miktarda, çok az bir miktarda bulunabiliyor yani. Böyle bir durum bu oranları vermiş mesela. Yine efendim ilginç, yani buralar hep çizdik. İdari merkezi mesela şey de burada. Adige Cumhuriyeti'nde idare ve resmi işlerde resmi dil Rusça. Rusça. Efendim eğitim dili Rusça. Yani orada sadece ilkokullarda ana dilde Çerkezce, yani Çerkez Adige lisanında sadece eğitim veriliyor. Ortaokul, lise, üniversite eğitimi Rusça. Yani hak talebini Rusya'da göre, yani evet, bunlar önemli şeyler. Ana dilde eğitim isteyenlere duyurulur. Duyurulur, evet. Mesela Kiril alfabesi kullanıyorlar. Yani orijinal bir Çerkez alfabesi yok yani. Kiril alfabesi kullanıyorlar. Yani kendi devletlerinde bile, kendi dilleri bile eğitim öğretim dili değil yani. Yani dolayısıyla Kafkasya bölgesinde, yani bugün Türkiye'deki Çerkez vatandaşlarımızın yani kendi ana vatanlarındaki durumlarının ne kadar zor olduğunu ve meseleye ne kadar ciddi bir şekilde eğilmeleri gerektiğini buradan görüyoruz. Çok üzücü bir durum yani. Ve mesela yine Ruslar bu bölgeye 1850'li yıllarda yerleşmeye başlamışlar Mehmet Bey. Bu şeyden sonra esas itibariyle 1774 yılındaki Kırım'ın Ruslara tamamen geçme tarihinden sonra Ruslar yavaş yavaş aşağıya geldiler. Hatta bu 1859'du Şeyh Şamil'in Ruslara teslim olmak durumunda kalması, ki bu Dağıstan'da başlayıp Çeçenistan'da gelişen bir olay. Burada da ifade ediyor mesela. Üçüncü halka olarak mesela Çerkezler de, Adige grubu da, diğer gruplar da mesela Ruslara karşı çok ciddi mücadeleler vermişler. Ama yani Rusya büyük bir devlet. Yani organize bir askeri güçleri var. Dolayısıyla onlar karşısında başarılı olamayacaklar. Burada kitapta çok güzel mesela bu yöresel otantik Çerkez kıyafetlerinden vermişler. Hem kadın hem erkek kıyafetleri var. Bol bol böyle müzelerde, Mehmet Bey bakın mesela müzelerde çekilmiş bazı tarihi kıymetli eserleri burada ifade etmişler. Önemli yani, bunların olması önemli. 1800 o yıllarda, hatta ben şey yapacağım mesela, çok ilginç, çok ilginçtir. Bu Ruslar bu bölgeye geldiklerinde Mehmet Bey, Çar'ın yetkilisi Grand Duke Michel oraya bu Adige grubu, o Adige Cumhuriyeti'nin yazmış olduğu o bölgeye geldiğinde Çerkezlere diyor, bir aylık süreniz var. Ya burayı terk edersiniz ya da sizi savaş suçlusu olarak ya öldürürüz, ya zorla din değiştireceksiniz, Ortodoks olacaksınız, ya da hepinizi Sibirya'ya süreceğiz diyorlar. Yani dolayısıyla çok büyük bir baskı altında kalıyorlar ve neticede Osmanlı Devleti ile yapılan, Rusya ile yapılan anlaşmayla
İşte binlerce Çerkez Türkiye'ye gelmek durumunda kalıyor. Bunların bir kısmı Anadolu'nun Karadeniz'den itibaren Orta Anadolu'dan aşağıya Adana, Maraş, Kayseri, Samsun, efendim Sivas, Tokat, Amasya o bölgeden yerleştiriliyor. Mesela bu göçmenlerin bir kısmı şeye geliyor. Onun adı nedir? Balkanlar bölgesine yerleştiriliyor. Ve bunlara, bu gelen göçmenlere topraklar veriliyor mesela. Yani Rusya'nın yok etmek istediği bir kavmi Osmanlı sahip çıkıyor. Bunun da temel sebebi tabii ki Çerkezlerin Müslüman olmasından kaynaklanıyor. Ve mesela Rumeli'ye yerleşenlere 6 yıl, Anadolu'ya yerleşenlere de 12 sene askerlikte muaf tutuyor. Zaten vergi falan da almayacak belli bir süre. Ve boş topraklara, arazilere de onları yaşaması için mesela veriliyor. Yani dolayısıyla Osmanlı bugün Suriyelilere sahip çıktığı gibi dün de Anadolu'ya gelmek durumunda olan pek çok farklı topluluklara da sırf inançları ortak olması sebebiyle sahip çıkmıştır. Yine hatta şöyle bir durum da var Mehmet Bey. Osmanlı Devleti'nin bunlar resmi kayıtlarda olan bir şeydir. Osmanlı Devleti'nin 1877 yılından 1877-78 bu 93 harbinden 1914 yılına kadar, yani 35 yıllık süre içerisinde, 35-37 yıllık süre içerisinde Mehmet Bey, bu gelen muhacirlere, Anadolu'ya gelen muhacirlere, Osmanlı'ya sığınan muhacirlere harcamış olduğu para Mehmet Bey 215 milyon kuruş olmuş. 215 milyon kuruş. Ve bu durum, düşünsenize, bir de Osmanlı Devleti'nin maliyesi yani bir anlamda çıkmış durumda. Yani bunları da bilmek lazım. Türk milleti dolayısıyla kendisinden gördüğü insanlara her zaman vefalı çıkmaya başlamış olmuş. Dolayısıyla da bu vefaları da iyi anlamak gerekiyor. Eğer bir Osmanlı bunları almasaydı ne olacaktı Mehmet Bey, biliyor musun? Ki bir kısım Çerkezi öyle yapmış. Görünür de büyük ihtimalle Hristiyan olmuş. Bir kısmı sürgüne gitmiş. Yani çok büyük acılar yaşanmış mesela. Yine Çerkezlerin çok az bir kısmı ile mesela Karaçaylar, Balkarlar, Ağızkalılar mesela bunlara göre daha şanslıydı efendim. Dolayısıyla Türkiye ne oldu? Osmanlı'ya gelen efendim bunlara vatandaşlık hakkı vermiş oldu. Hatta bakın burada çok ilginç bir şey var, bunu okuyacağım. Bu Çerkezlerin yaşadığı sıkıntılarla alakalı olarak efendim bir Rus tarihçisi Sulujyen şöyle demiş. Dağlılar teslim olmuyor diye biz davamızdan vazgeçmezdik. Dolayısıyla silahlarını alabilmek için yarısının kırılması gerekti. Kanlı savaşta birçok kabile tümüyle yok oldu. Ayrıca çoğu anneler bize vermemek için kendi çocuklarını öldürüyordu. Burada daha önce mesela Lev Tolstoy'un bir yazısı var, onu okumuyorum. Çok burada utanılacak bir şeyler yapmış Ruslar, onu okumuyorum. Yine mesela bir Fransız gazeteci bu 1860'lı yıllardaki efendim Adige grubunun yaşadıklarını anlatıyor. A. von Willis ile şunları yazıyor diyor. Gemicilerin gözü doymuyordu. Yani Anadolu'ya gemiyle geldi ya bunlar. 50-60 kişilik gemiye 200-300 kişi alıyorlardı. Biraz su ve ekmekle yola çıkmışlardı. 5-6 günü aşınca bunlar tükeniyor ve açlıktan salgın hastalıklara yakalanıyorlar. Yolda ölüyorlar ve onlar da denize atılıyorlardı. 600 kişiyle çıkılan gemiden ancak 370 kişi sağ çıkabilmişti. Yani yarıya Rusların yapmış olduğu katliamlar. Dolayısıyla bugün Türkiye'ye yerleşen, Kafkasya'dan Türkiye'ye yerleşen insanların Türk milletiyle ve Türkiye Cumhuriyeti'yle beraber olması, Türkiye'nin varlığı için mücadele, ortak mücadelede bulunması ne kadar önemli bakın. Yani. Ve burada mesela bir Rus tarihçisi Zaharyan şunları diyor. Çerkezler bizi sevmezler. Biz onları özgür çayırlarından çıkardık. Avullarını yıktık. Birçok kabileyi tümüyle yok edildi. İşte buyurun ya. Yani dünyada bir bu Ermeni soykırım mevzusu yaratanlar, üretenler var ya. Buyurun. Her sene Çerkezlerin soykırım sürgün tarihi olarak Mayıs ayında. İşte bunu Türkiye'nin de bu davaya sahip çıkıp
Dolayısıyla Çerkezlerin kendi ana vatanlarında yeniden özgürce yaşamalarında biz Türklere de büyük görev düşüyor. Türkiye'ye de büyük görev düşüyor. Sahip çıkmamız gerekiyor. Evet, yani burada onların kültürlerini, geleneklerini, özelliklerini anlatmış ve hatta kaynakça da vermiş. Bir hayli böyle kitaplar, örnekler vermiş. Araştırılabilir mesela. Yine ikinci önemli özerk cumhuriyetimiz burada. Karaçay Çerkez Cumhuriyeti Mehmet Bey. Karaçay Çerkez Cumhuriyeti başkent Çerkesk. 14.100 kilometre kare alana sahip. 480 bin nüfusu var. Bu şeyin Ruslar yani ayrı ayrı bir devlet kurmamış. Mesela karıştırmış. Diyelim ki efendim burada Çerkez'le Adige'yi birleştirmek yerine Karaçay'la Çerkez'i birleştirmiş. Öbürüyle öbürünü birleştirmiş. Dolayısıyla burada her topluluğa ayrı bir özerk bir devlet yerine bunları farklı farklı bir yapılanmaya meydana getirmiş. Mesela Karaçayların oranı %41 burada. Ruslar %31 olarak ikinci sırada nüfus yoğunluğu itibariyle. Çerkezler ise %12'lik bir rakama sahipler. Burada efendim Kuzey Kafkasya'nın önemli topluluklarından bir tanesi kendi başlarına bağımsız bir cumhuriyetleri olmayan mesela Nogaylar var. Nogayların da %3,5 kadar bir nüfuslara sahip olduğunu görüyoruz. Bu Karaçay Çerkez Cumhuriyeti'nde Mehmet Bey Ruslar Ortodoks. Karaçaylar ve Çerkezler efendim Müslüman çok az bir kişi İslam dışı bir topluluk. Onu da söylemiş olalım. Böyle bir yapılanmaları var. Burada efendim Karaçayların köken olarak Kuzey Türklerinden Kıpçaklara dayandığı ve hatta bunların da Alan Türkleri ile alakalı olduğu ifade edilir. Alanlar kimlerdir? Alanlar Kafkasların eski topluluklarından bir tanesidir. Avrupa Hunları İtin Nehri'ni geçip de efendim Avrupa'ya geldiklerinde, Kafkasya bölgesine geldiklerinde oralarda yerleşik olan topluluklardır mesela. Böyle bir bunların hepsini burada ayrı ayrı anlatıyor. Ben özet olarak tabii ki bu durumdan bahsedeceğiz. Yaşadıkları maceralar, böyle şahsi olayları da anlatmış. Tabii onlar kitabı okuyunca ortaya çıkacak olan şeylerdir Mehmet Bey. Efendim başkentlerini geziyorlar, toplumda olan ilişkileri var. Buraların coğrafi olarak çok güzel Mehmet Bey. Yani bu Adige Cumhuriyeti, Karaçay, Balkar, Osetya, efendim Çeçenya, Dağıstan bölgesi fiziki olarak çok güzel. Hatta bu yazarımız efendim Ramazan Bey ve Özcan Bey burada bahsediyor. Diyor Ruslar öyle bir şey yapmış ki köylere kadar şey götürmüş Mehmet Bey. Doğalgaz sistemi çekilmiş. Köylere kadar doğalgaz yani. Dolayısıyla ama tabii ki iklim olarak şey olarak coğrafi olarak son derece sakin bir yer. Fazla sanayileşmenin olmadığı tabiatla baş başa yaşanabilecek yerlerden bir tanesi. Hatta şunu da ben söyleyebileyim. Kitabımızın ilerleyen sayfalarında da bu karşımıza çıkıyor. Buralarda Türk girişimciler çok az. Yani diyor ki burada yiyecek içecek bir şeyler alacağız diyor. Marketlere giriyoruz ama diyor efendim buralarda diyor Türk ürünlerinin olmadığını görüyorlar. Dolayısıyla ben de buradan Sayın Ramazan Bey'in sistemini de ifade etmiş olayım. Türkiye'deki girişimciler lütfen bu cumhuriyetlere bir gidelim artık. Yani şimdi Türkler dünyanın dört bir tarafına gidiyorlar ama Kafkasya bölgesinde ticari işletme olarak çok nadir. Bu konuda en müsait yerlerden bir tanesi mesela Dağıstan. Dağıstan en büyük alan mesela. Gelişmiş olan yerlerden de bir tanesi yol üstü mesela Hazar. Hazar bölgesi ve yukarıdan aşağıya doğru Azerbaycan ve Rusya bölgesini birbirine bağlayan önemli kara ve demir yolunun da bulunmuş olduğu yer. Türkiye'de iş imkanı olmuyor. Efendim yani ticaret biraz sıkıntıda diyenlere buradan öneriyoruz. Lütfen bakın bu cumhuriyetlerde iş kurabilirsiniz, oralarda çalışabilirsiniz. Hem bunu yapabilir hem turistik anlamda bir katkıda bulunabilirsiniz. Önemli bir fırsat olarak karşımıza çıkıyor. Bol bol da burada resimlerden bahsediyor Mehmet Bey. Efendim
Karaçaylardan mesela Battal Paşa'dan bahsediyor. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nin bu Ruslara karşı vermiş olduğu mücadelelerdeki önemli isimlerden bir tanesi mesela. Yine dağlık alanların bol bol fot. Arıcılık mesela buralar şey Mehmet Bey çok böyle tabiatla baş başa olduğu için çok güzel böyle yani arıcılık yapılır. Arıcılık için şahane yani. Yemyeşil alanlar diyor böyle. Ses yok, doğal yani her şeyin doğal olmuş olduğu efendim gürültünün olmadığı efendim yeşilin bin bir türlü renginin bulunmuş olduğu efendim otantik coğrafyalara baksanıza bak kıyafetlere bakın. Düğünlere katılıyorlar mesela bu coğrafyalar bu şeydeki düğünleri falan görüyorlar halk oyunlarına bakıyorlar. Halk ile vatandaşla yani kıyafetleri falan gayet bundan yani bizim burada okullarda vesaire böyle resmi törenlerde diyelim veya karşılama törenlerinde gördüğümüz folklor kıyafetlerinin orijinalleri yani çok güzel orada bunları almışlar. Sayın yazarımız bunları çok efendim güzel bir şekilde Karaçay düğününe efendim hatta Karaçaylarda gelin nasıl oluyor? Eskiden şeymiş Mehmet biliyor musun? Kız kaçırmak gelenekmiş yani Karaçay Türklerinde. Hatta geçen gün Kayseri'den bir partimizin il başkanı Serkan Tokbey, MHP il başkanı bir programı vardı. Yine sanırım bizim televizyonda. Evet. Kendisi programda Perşembe günü. Kendisini tanıtırken Asen Pınarbaşılıymış ama aile kökeni olarak Karaçay Türklerindenim deyince dikkatimi çekti. Ben de tam bu kitabı efendim çalışıyorduk üzerinde duruyorduk. İşte Karaçay'da yani Kafkasya bölgesinden Anadolu'ya yani sadece Adige bölgesinden değil değişik Türk toplulukları da gelip yerleşti yani. Dolayısıyla evet yalnız burada inanç kültür olarak Mehmet Bey Kafkasya bölgesinde İran ve özellikle şeyin Körfez ülkelerinin efendim Suudi Arabistan'ın Vahabiliğin etkili olduğunu biz buradan görüyoruz. Ağırlık itibariyle Çeçenistan ve Dağıstan bölgesinde. Hatta bunların cami yapımlarında bile, kılık kıyafet ibadetlerde bile özellikle Çeçenistan'da etkili olduğunu buradan mesela ifade edelim. Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı bu konuda Kafkasya bölgesinde yani çok aşırı bir Kafkasya bölgesinde de IŞİD benzeri bir takım yapılanmalar olursa bu ileride Kafkasya bölgesindeki Türk ve İslam topluluklarının da genel anlamda huzurunu ve İslami yaşantılarında efendim olumsuz etkileyecektir. Bu bakımdan Türkiye Cumhuriyeti yetkililerini bu konuda dikkatini çekelim. Sayın yazarımız da zaten kitabında bu konular üzerinde de durmuş. Efendim yine efendim Balkarlar Türkiye'ye bu Çerkez gruplarıyla beraber Balkarlar. Bu Balkarlar şey oluyor Mehmet Bey, Bulgarların farklı bir isimlemesi. Kabardeyler, Adigeler, Karaçaylar Türkiye'ye bu 1860'lı yıllarda gelenler içerisinde farklı Türk topluluklarından bir tanesi olmuş oluyor Mehmet Bey. Yine aynı şekilde mesela burada Kabardey Balkar Cumhuriyeti'nde eğitim dili Rusça. Bakın yani şimdi bunlar efendim Türk topluluğu sayılır. Eğitim dili Rusça. Rusça ne kadar etkili yani. Tabelalar diyor. Havaalanından itibaren şehirlerde, marketler, herhangi bir ticaret yerlerinde tabelalar diyor şey hep Rusça. Şimdi biz bakıyoruz Kayseri'ye. Kayseri neredeyse tabelalar hep İngilizce oldu yani. Yani düşünsenize. Rusya dışarıdan turist gelecek diye yani Türkçeyi bırak da yani İngilizce hani genel uluslararası anlaşılabilir konuşma dili diyelim. İngilizce bile yok tabelalar. Rusça diyor yani. Biz Kayserililere İngilizce tabelalar iş yerlerini adı. Yani düşün yani. Ne diyeyim ben? Efendim, kendi değerlerimizden uzaklaşmış. Evet. Yani. Şeyde Kabardey Balkar Cumhuriyeti'nde Mehmet Bey nüfusun %55'i Müslüman. İslam yani bu buralar Müslüman. Biz şimdi İslam deyince, Müslümanlık deyince sadece tabii ki yönümüz işte Filistin'e dönmüş olduğundan dolayı döndüremiyoruz yani. Demirden sanki bir şeyiz. Filistin'den başka yerde İslam yokmuş gibi bakıyoruz. Kafkasya'da bakın, Kafkasya'da Adige Müslüman kardeşlerimiz, Çerkez kardeşlerimiz, bak Karaçaylar, Kabardeyler, Osetyalılar, efendim İnguş, Çeçen, Dağıstanlılar,
Bunlar başka ülkelerin İslami anlayışları yerine, yani orası Türkiye'nin bir parçası ya. Bizim akrabalarımız, bizim Diyanet İşleri Başkanlığımız, yani tarikat ve cemaatlere bırakırsanız oraları tarumar ederler. Ya bir ülkede arkadaşlar, bir ülkede dini işlerle eğer resmi, yani bu bakın şey zamanında da, Abbasiler zamanında da, Emeviler zamanında da, Osmanlı zamanında da, Selçuklu zamanında da toplumun dini ihtiyaçlarını, toplumun dini problemlerini devletin din adamları, resmi görevliler çözerdi. Türkiye'de müftüler oturuyor, din görevlileri oturuyor, tarikatlar ve cemaatler halkın dini sorularını ve sorunlarını çözmeye çalışıyor. Burada bir gariplik var. Olmaz arkadaş. Yani tarikat cemaat diye bir şey olamaz bir toplumda. Bununla yani birilerinin çıkar aracı olarak kullanılan bir pozisyona gelmiş. Diyanet İşleri Teşkilatı varsa bu ülkenin, bu halkın dini ihtiyaçlarında, sorunlarında bu kurum çözecek. Bu kurum cevap verecek arkadaş. Yani aksi türlü bakın işte yani görüyoruz. Başkent Nalçik, Kabardey-Balka Cumhuriyeti'nin. Efendim burada Ruslar, Ermeniler var, Kabardey-Balkarlar var, Adigeler var, Ahıskalılar var. Ahıskalılar şu an efendim vatansız Türklerden bir tanesi. Aynı Nogaylar gibi. Bir devletleri yok yani. Bakın Adigelerin bir devleti var. Yani her ne kadar Rusça ağırlıklı olmuş olsa bile bir bayrakları var. Ama mesela şeylerin, Ahıskalıların yok. 1940'lı yılda efendim Stalin bunların hepsini sürdü yani. Şu an vatan toprağı bulma gibi bir meseleleri var. 12.500 kilometre kare bu cumhuriyetin özel alanı, Kabardey-Balka Cumhuriyeti. Nüfusu 300 bin. Sayılar çok düşük Mehmet Bey yani. Nüfus artışları az, yavaş. Burada efendim Kabardeyler %57 oranında, Balkarlar %13, Ruslar %23 oranında, toplam 900 bin civarında bir nüfusa sahipler. Yani görüyoruz her cumhuriyette bir Rus nüfusunun ağırlıklı olduğunu görüyoruz yani. Yarın Rus nüfusu ağırlıklı olsa da olmasa da Rusya'nın etkisini görürüz. Çünkü Rusya Kafkasya bölgesinden geri çekilemez. Çekildiği an Karadeniz'den çekilmiş olacaktır. Rusya Karadeniz'den çekildiği an Mehmet Bey, Rusya artık bir kara devleti olacaktır. O bakımdan Rusya Karadeniz'den çekilmez. Rusya Hazar'dan çekilmez. Yani varlık ve yokluk meselesidir. Onlar açısından söylüyoruz yani, olaya bakıyoruz. Kabardey-Balkar Cumhuriyeti'nde bunlar 1944'te Balkarlar sürgüne gitti. 58 bin kişi sürgüne gitti. Ve 1957 yılında bunların geri dönüşü için müsaadeler edilmeye başlandı. Bunların yarısı zaten yolda ve yarısı gittikleri yerde hayatını kaybetti. Çok az bir kısmı tekrar geri dönecektir. Efendim böyle bir durumlar söz konusu olmuş. Müzeleri var. Bakın bu Kabardey-Balkar Cumhuriyeti'nde Mehmet Bey halıcılık var biliyor musunuz? Halı dokuma var. Biz halıyı bıraktık. Şeye geçtik. Fabrika halısına geçtik. Bakın şu, görüyor musun? Halı motiflerine bakın. Yani evet. Anadolu halı motiflerinin bir benzeri. Halıcılık orada da var yani. Halı kültürü. Dolayısıyla onları görüyoruz. Köyde efendim genç kızlar, kadınların halı dokuduklarını, burada mesela müzede bunlar sergileniyor. Evet, onları görüyoruz. Ve şey tarafı da şu, Kafkasya bu bölgelerde Türkiye'nin en önemli ihracatı Mehmet Bey şey, televizyon sektörü, film sanayi. Türkiye'nin son yıllardaki en büyük şeyi bu. İhracat malzemesi, ihraç ürünümüz, televizyon dizileri. Bunun şu faydası oluyor biliyor musunuz? Yani değişik bir eleştiri söz konusu oluyor ama Türkçenin yaygınlaşması ve Türkçeyi konuşma ve Kafkas Cumhuriyetlerinde insanlar Türkçeyi, Türkiye Türkçesini öğrenmiş oluyorlar. Bu da çok önemli. Ve Türkiye televizyonları buralarda izleniyor yani. Yani Allah'tan ki bu televizyon medya var. Türkçeyi muhafaza ediyoruz. Şimdi dışarıdakiler Türkiye Türkçesini öğrenmeye çalışırken bizim içeridekiler iş yerlerinin adını İngilizce koyuyorlar. Allah'ım ya Rabbi. Yani nasıl bir ne diyeyim ben? Allah basiret nasip eylesin. Evet.
Şimdi burada evleri mimarisini burada görüyoruz mesela. Hatta bir oradaki bir yemeğe çağırıyorlar. Onlarla fotoğraflar çekilmiş. Balkarlar şey Mehmet Bey, bu Bulgarların zamanında efendim Kafkasya bölgesinde kalanları. Bulgarlar Hun Türklerinin, Ogurların bir parçası olarak Karadeniz'in yukarı bölgelerinde efendim şu an Rusya yazan yer var haritada. O bölgede devlet kuruldu. Daha sonra bunlar bu devlet dağılınca bir kısmı yukarı çıktı. Bugünkü Kazan bölgesine Tataristan, bir kısmı da bugünkü Bulgaristan bölgesine efendim göç etti. Bu Balkarlar efendim zamanında orada kalan Bulgarların devamı oluyor. Bulgar kelimesiyle Balkar kelimesi birbirine çok yakın. Hatta bizim Doğu Karadeniz bölgesinde Balkar Dağı, Bulgar Dağı var. Aynı isimdeki dağ Akdeniz bölgesinde de var. Adana taraflarında da böyle bir dağ ismi var mesela. Yine bu gezi içerisinde Mehmet Bey, tabii ki birer gün, ikişer gün arayla şey yapıyorlar, otellerde kalıyorlar. En önemli sorunlardan bir tanesi de şey Mehmet Bey, ya affedersiniz tuvalet mevzusu, yani su bol, yani hepsi böyle şey ormanlık, dağlık şeyler ama tuvalet konusunda bir takım sıkıntılar yaşandığını, yani medeniyetten, kültürden uzaklardı. Yani. Tuvalet temizliği konusunda biraz otellerde veya diyelim herhangi bir yere geliyor, bir şehre falan veya bir kasabaya geliyorlar. Biraz tuvalet bulmakta ve bizim buradaki alışık olduğumuz türdeki tuvalet su tesisatı falan konusunda biraz sıkıntı yaşamışlar. Onları ifade ediyorlar yani efendim. Buradan böyle bir durum var. Mesela Kuzey Osetya'ya gelelim. Osetler Alan Türklerinin bir parçasıdır. Alanlar mesela. Ben Alanları ilk olarak şeyde görmüştüm. Hatta film olarak da belki şey yapmışım. Bu Tarkan filmleri vardı. Kartal Tibet güzel çeviriyordu bunu. Bunun bir zamanlar şeyi vardı. Çizgi roman olarak vardı. Ben o zaman ilkokul 4-5. Sınıflardaydım. Tarkan Sezgin Burak mesela onu çiziyordu. Şahaneydi. Bizi işte tarih sevgisi, tarih kültürü, köken efendim aidiyet şuuru falan bu tür çizgi filmlerde veya efendim dizi filmlerde insanı etkiliyor. Orada Alanları mesela ilk olarak karşımıza çıkmıştı. Efendim Kuzey Osetya başkenti Vladikavkaz 8000 kilometre kare alana sahiptir. Sarı bölge, evet, Kabartay Balkar ile efendim Inguşetya Çeçenistan arasında bir bölge burası. Efendim nüfusu 710 bin. Yani düşünsenize nüfusu 710 bin. Kayseri'nin yarısı. Yani aşağı yukarı Kayseri'nin yarısından az. Yani bir ülke düşün yani bir bakın. Efendim buranın %63 civarı Oset dediğimiz alan. Kendilerini bunları alan olarak görüyorlar. Alanlar Kıpçaklarla alakalı bir topluluk olduğu da söyleniyor. Ve nüfusun %23 civarı da Rus. Bu arada şöyle söyleyelim. Osetlerin, Alanların %30 civarı da Müslüman. Gene iyi Müslüman kalmışlar Mehmet Bey. Bu adamlar yani kaç yüz senedir esaret altında. Efendim Ortodoks Rusya'nın bilmem kaç senedir de komünist rejimin altında kaldılar. Buna rağmen %30 yani Müslüman olarak kalmak iyi bir şey. Yani önemli bir zaman. Efendim ve Müslümanların bir bölümü de şey esas ağırlık olarak Hanefi mezhebinden. Ama mesela şeyde Çeçenistan'da Şafilik var. Dağıstan'da biraz Şafilik var. Dağıstan'da da biraz şey de var yani. Şia etkisi de var. Şii mesela Türkmen bir bölüm mesela oradaki Türkmen. Yani Kuzey Azerbaycan'dan da bir parçası gibi orada mesela. Şia da var. Burada tek bir cami var biliyor musun? Şeyde Osetya'da tek bir cami var. Efendim o da başkentte. Yani böyle bir şey var. Yine Kuzey Osetya'da 8000 kilometre, 715 bin nüfusa sahip ortalama dedik. Yani bu şeyler, Osetlerin bir kısmı Türkiye'ye gelmiş Mehmet Bey. Yani şimdi biz Kafkasya'dan gelenler hepsine birden yuvarlak isim olarak Çerkez dedik ya. Ama tabii bunlar içinde mesela Osetler var, Karaçaylar var, Nogaylar var. Dolayısıyla çok farklı topluluklar var. Ama vatandaşın kafasında Kafkasya göçmeni olunca hepsine üst başlık olarak Çerkez demişiz. Öyle bir ağız alışkanlığımız da olmuş bak mesela. Bu Kuzey ve Güney Osetya ikiye ayrılıyor Mehmet Bey.
bu Osetya, bir de bunun güney kısmı var. Güney Osetya şeyde, Gürcistan sınırları içerisinde kalıyor. Onu da söylemiş olalım. Evet, ve bunlar alan ve as olarak iki gruba ayrılıyor. Bunlara asların efendim İran kökenli olduğu söyleniyor ama ya bunlar tabii ki Rus tarihçilerin Türkiye ve Türkler Kafkasya ile ilgilenmesin. Bunlar efendim dolayısıyla Türk soylu olmadığından dolayı Türkleri ilgilendirmez propagandası sebebiyle bunları İran'a bağlamışlar. Böyle bir iddia da söz konusu ama bunlar mesela bu dönemdeki İskitler veya Sarmatlar gibi, Sakalar gibi çok farklı Türk topluluklarının bir anlamda devamları olacaktır. Onu da ifade etmiş olalım. Mesela bakın burada camilerden bahsediliyor. Yani çok buradaki caminin fotoğrafı. Evet, namaz kılacak vakitleri olmamış. Çünkü bunlar tur gezisi olduğu için ama camiler içerisindeki fotoğraflama, resimleme, caminin resmini efendim burada motif olarak almışlar mesela. Burada mesela nekropol denilen bir ören yeri diye yer var. Orası alanlardan kalmış. Ama halkın, vatandaşın hafızasında işte daha önce buralarda alanlar yaşıyordu. Alanlar dağlık bölgede savaşçı bir topluluk. Alanları biz mesela şeyde görüyoruz. 1230'lu yıllarda Moğollar buraya geldiğinde mesela Moğollarla uzun süre savaşmışlar. Ve bu savaşları kaybeden alanların bir bölümü efendim oradan ayrılarak şeye kadar efendim bugünkü İspanya bölgesine kadar göç edip yerleşmişler. Dolayısıyla İspanya'da da bir miktar alan asılı toplulukları orada biz görüyoruz. Buradan bahsediyoruz. Hatta Mehmet Bey, bu 13. yüzyılda Moğollar bu bölgeye geldiğinde, buraları ele geçirmeye çalıştığında, bunları da uzun uzun anlatmış sayın yazarımız, tarihi bilgiler de veriyor Mehmet Bey burada. Efendim diyor ki alanlar, Kafkasya bölgesini terk edip gelen alanların bir bölümü, bu da çok önemli, Türkiye'ye kaçmışlar, Türkiye'ye sığınmışlar ve bugünkü Tunceli bölgesine Ovacık, işte Hozat, Pülümür, o bölgeye gelip yerleştiklerini söylüyor. Hatta ben mesela biliyorum, Hozat'ta çalışmıştım ben 87-91 arasında. Bizim o merkez Hozat'a bağlı o yakın köylerden bir tanesinin adı da Alan ismiydi. Hatta Alanların orada bir köy vardı. Efendim şeye gelirken, Elazığ'a doğru, Perte'ye doğru gelirken efendim bir köy vardı. Orada caminin olduğu bir köydü. Hatta o köye kadar da gelip yerleştiklerini efendim buradaki tarihi kaynaklardan anlatıyor. Yine mesela bu bölgenin önemli ülkelerinden bir tanesi Mehmet Bey, İnguşetya Cumhuriyeti diye bir cumhuriyet var. İnguşetya 3685 km², başkenti Magas. 10.000 kişilik bir nüfusa sahip mesela. Toplam buranın yüzölçümü 420.000. Yüzölçüme sahip. %95 civarında İnguş var. Çok az bir de Çeçen ve Ruslardan bahsediliyor mesela. Bunlar efendim İnguşetyalıların alanlarla akraba olduğu söyleniyor ki bunlar daha önce Çeçenistan'la birlikteydiler. Ancak 1993'te Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra bunlar ayrıca kendi adlarına bağımsız bir cumhuriyet olarak, devlet olarak kurmuşlar. İnguşlar Sünni Müslüman olarak karşımıza çıkıyor ve Hanefidir. Bu İnguşların nüfusun tamamına yakın, %98 civarı Müslüman. Yani şu an İnguşetler'de efendim oralara gidip görmemiz lazım. Dolayısıyla Diyanet mi yapar, sivil toplum kuruluşları mı yapar? Yani oraları şöyle bir tanıyalım. Yani yönümüzü sadece efendim zenginlerimiz Paris'e, Londra'ya gidip oralara para harcıyor. Güya dindarlarımız da işte Arap ülkelerine gidiyor, oraları görüyor. Ya kardeşim, bir de bakın yukarıda da bize ait, bizim kültürümüzden, bizim efendim soy bağı olduğumuz topluluklar var. Bir gidin ya, bir oralarda ticaret yapın. Türkiye'de işte ticari şartlar şöyle böyle diyenler, biraz sermaye şey yapın, bir yerden bulun. Gidin bakın oralarda efendim ticaret yapın, işletmeler açın. Karşılıklı gidip gelelim, yani aradaki canlı, yani dostluğu pekiştirelim. Yani dolayısıyla gidip gelmezsek oralarda bize ait kimse olduğunu bilemeyeceğiz yani. Onu söylemiş olalım Mehmet Bey. Burada güzel ifadeler var. Evet, süremiz de yaklaşıyor. Çeçenistan'a geldik Mehmet Bey. Bakın mesela bu Kuzey Kafkasya'nın en güzel ülkeleri, en önemli
Yani hem önemli hem de sorunlu ülkelerinden bir tanesi. Biliyoruz ki Çeçenler Ruslara karşı verilen mücadelede 1860'lı yıllara kadar olan mücadelede mesela çok öne çıkmış bir topluluktu. Başkent Grozny, 250 bin nüfusa sahip Çeçenistan. Yani başkent Grozny. 17 bin kilometre karelik bir alana sahipler. Doğuda Dağıstan'la komşular. Güneyde işte efendim Gürcistan'la komşulukları var. Toplam nüfusu 1,5 milyon nüfus var. Nüfusun %95'i neredeyse tamamına yakını Çeçen asıllı bir ülke. Tabii ki burada Kumuk, Avar ve Nogay gibi değişik küçük Türk topluluklarının da olduğunu görüyoruz mesela. 1991 tarihinde Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Çeçenistan bağımsız bir devlet olacaktır. Ve ilk devlet başkanı da biliyoruz ki Cevher Dudayev'dir. Cevher Dudayev efendim Çeçen halkının, Çeçen milletinin, Müslüman Çeçen kardeşlerimizin ilk cumhurbaşkanıydı ama maalesef suikasta vurman gitti. 1996 tarihinde bir suikaste, hazin bir suikaste uğradı. Ülkede yalnız işte çok dindarlar. Çok hassasiyet sahibi. Burada fotoğraflarını da görmüş. Efendim biraz burada Vahabiliğin etkisinin olduğu da söyleniyor yani. Türkiye'nin işte Diyanetimizin yani burada efendim ilgilenmesi lazım. Tarikatlara, cemaatlere bırakırsak kötü. Yani her taraf allak bullak olur. Her tarikat birer devlet gibi öbekleniyor yani. Dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı bu işi yapacak. Yine evet, Sayın Abi. Burada 2008'de Mehmet Bey şeyde Çeçenistan'da çok güzel bir cami yapmışlar bizimkiler. Türk mimar. Efendim 30 bin kişilik cami çok güzel. Mimari olarak da burada cami yapılmış. Bakın şeye aynı bizim Sultanahmet Camii'nin modeline benzer minareli. Bakın içi de çok şahane. Evet Ramazan Bey bunları fotoğraflamış. Çeçenistan cami konusunda çok büyük bir hassasiyet gösterdiğini ifade ediyorlar. Geçen bir yerde okudum da bu İran'daki mesela Tebriz önümüzdeki zamanlarda İran üzerine yapılan bir geziden de bahsedeceğiz. Orada da minareler farklı biliyor musunuz? İran'da tek minare ise Şiilerin camisi, çift minareli ise cami Sünnilerin camisiymiş. Orada da öyle bir gelenek ayrışma var. Yani ve Çeçenistan'da Mehmet Bey onun adı nedir? Cuma namazları tek camide kılınıyor. Mesela bizde, bizim ülkede her camide cuma namazı kılınıyor. Yani bir saf yetiyor. 3-5 yani bir saf yetiyor. Ama Çeçenistan'da mesela tek bir camide cuma namazları ortak kılınıyor. Yani klasik İslam kültürü böyle. Son cumhuriyetimiz işte burada. Dağıstan'a geldik. Dağıstan Kuzey Kafkasya'nın en büyük ülkesi Mehmet Bey. Ya buralara gitmek lazım ya. Aslında çok da pahalı değildir yani. Yani bir yaz tatilinde mesela bir miktar böyle aylık tasarruf ederek böyle gezi düzenlenebilir. Buralara gidilip görülebilir. Yani 2 haftalık bir gezi yapmışlar. Veya 10 günlük bir geziyle buralar gidip gezilip görülebilir yani. Yani daha sık bu aramızdaki bağları kuvvetlendirmemiz lazım. Sayın yönetmenim bu şeyi gösterebiliriz. Haritayı tekrar alabiliriz. Efendim onu gösterebiliriz. Bu şey var Dağıstan bölgesi. Buraya Dağıstan denilmesinin sebebi buralı evet en doğuda dağlık bir alan olmasından dolayı Mehmet Bey. Buraya Dağıstan ismi verilecektir. 3,5 milyon nüfusa sahip. Rusya Federasyonu içerisinde nüfusu en kalabalık olan yerlerden bir tanesidir Dağıstan'dır. Ve alanı da çok geniştir Mehmet Bey mesela. Burası buranın alanı da ortalama 50.300 kilometre kare. 50.300 kilometre kare ve aynı zamanda Rusya Federasyonu içerisinde Müslüman nüfusunun en kalabalık olmuş olduğu bölgedir Dağıstan. Bu çok önemli. 1921 yılında kurulmuştur. Dağıstan denilmesinin sebebi dağlık ülke anlamına geliyor Türkçe karşılığı. Çeçenistan'a göre fazla gelişmiş değil. Çeçenistan gelişmiş ama. Bakın bölgenin bu saymış olduğumuz 7 bölge içerisinde en gelişmiş olanı Çeçenistan. Efendim Dağıstan Çeçenistan'a göre biraz daha geri kalmış durumda. Ama tabii ki Dağıstan'da kendi içerisinde
bölgelere ayrılmış mesela. Dağıstan'da Kumuk, Avar, Dargın, Lezgiler, Gazi Kumuklar, Nogaylar yaşıyorlar. Kundurlar ve Stavrol Türkmenleri yaşıyor. Ağırlık burada Mehmet Bey, Dağıstan'da büyük, çok büyük bir oranda Türk nüfusu var. Yani neredeyse nüfus itibarıyla ağırlığı Türk bölgesi yani. Dolayısıyla Dağıstan dediğimiz zaman yani orada Türklerin yaşadığı bir ülke. Rusların oranı %3,5. Bakın Rusların oranı %3,5. Neredeyse %80-90'lık bir Türk nüfusu var. Ve buranın en bu Türk toplulukları içerisinde etnik anlamda mesela en büyük oran %29,5, %30 oranında Avar Türklerinin nüfus itibariyle bulunduğu yerdir. Zaten Şeyh Şamil'in doğduğu köy Dağıstan'dadır. Gımri denilen bir yerdir ve Şeyh Şamil de rahmetli Ruslara karşı mücadele eden büyük mücahittir. Aslen Avar Türklerinden, Dağıstan Türklerindendir. 1859 tarihinde teslim olmak zorunda kalınca 15 sene Rusların elinde esir olarak bulundu. Sonra efendim özel izinle İstanbul'a geldi. Sultan Abdülaziz ile görüştü. Sonra hacca gitti. Oradan Mekke Medine'ye geldi ve orada rahatsızlanarak vefat etti. Şu an mesela Şeyh Şamil'in mezarı, rahmetle anıyoruz o büyük kahramanı, Medine'de mezarı oradadır mesela. Mehmet Bey bahsettik onu. Demir Kapı denilen bir yer vardır tarihi olarak. Burası Derbent şehri var mesela orada. Şey Hazar Denizi'nin kenarında. 125 bin nüfusudur. Büyük nüfusu tamamına yakını Türklerden oluşur mesela. Osmanlı Devleti bu Derbent şehrine kadar ulaşacaktır. Derbent de mesela Türk dünyasının en eski camisi Derbent bölgesinde yapılmıştır Mehmet Bey, biliyor musunuz? O dağlık bölgede yapılmıştır. 734 yılında ilk toparlarsak süre doldu. İlk olarak İslamiyet'in yayılmış olduğu bölge Kafkasya bölgesidir bir anlamda. Yani Araplar sadece Türkistan coğrafyasındaki Türklerin İslamlaşması değil, aynı zamanda Kafkasya bölgesindeki topluluklarında Müslümanlaştığını görüyoruz. Başkent Mohaçkale önemli. Efendim oradan bahsettik. Şeyh Şamil'den bahsettik. Çeçenistan'dan ve çok işin ilginç tarafı Ruslar güneye doğru indiği zaman efendim İranlılarla yapmış olduğu Kaçer Hanedanı'yla yapmış olduğu 1828 yılındaki Gülistan Anlaşması'yla maalesef burada Karabağ, Şirvan, Bakü, Derbent gibi bir takım hanlıklar ortaya çıktı ve bu hanlıklar zaman içerisinde küçük olduklarından, zayıf olduklarından dolayı Rusya'nın egemenliğine düşmek zorunda kaldılar. Bu bir gezi kitabı Mehmet Bey. Efendim ama burada bir tarihi de görüyoruz, kültürü de görüyoruz. Biz çok özet bir giriş yaptık. Dolayısıyla seyircilerimize öneriyoruz. Yani buralara bir bakalım. Yani biz efendim zenginlerimiz dedik ya, yani Amerika'yı, İngiltere'yi, Fransa'yı biliyor. İşte başka insanlarımız orayı burayı biliyor. Bir de bu Kafkasya bölgesini bir gezip görelim. Bize ait insanlarımızın bir parçası hala orada. Bizim kültür ve inancımızın, yaşayan insanların bir bölümü hala Kafkasya'da. Canımızın, kalbimizin bir kısmı hala Kafkasya'da Mehmet Bey. Onun için Türkiye bu kendi soy ve dindaşlarıyla olan bağlarını güçlendirdiği sürece daha da güçlü olmaya devam edecektir inşallah. Çok teşekkür ederiz evet. Sayın Hocam. Tarihimizi, kültürümüzü, değerlerimizi, komşu ülke devletlerimizi öğrenmek, okumak, gezmek dilek ve temennisiyle bir sonraki tarih ve kültür programında buluşmak dileğiyle TV1 izleyicileri hoşça kalın, dostça kalın.